Alo herkese Tonguç Akademi'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz di berufe yani meslekler konusunu işleyeceğiz ve mesleklerle ilgili kelimelerimizi öğreneceğiz. Evet hazırsak son sürat dersimize başlıyoruz. <laughs> di de berufsnamen hemen şuradan kalemimi alıyorum. Di berufsnamen meslek isimleri yani kısaca di berufe meslekler. Erkeklerde yani mesleği icra eden erkekse der artikelini kullanıyoruz. Kadınsa di artikelini kullanıyoruz. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Sadece artikelden mi ayırt ediliyor? Hayır. Hemen buraya bakın. Di artikelin sonunda iğne takısı var ve başında da di artikelim var. Buraya geliyorum. Erkek doktor der arzt. Yani ben erkek doktor dedikten sonra kadın doktor demek istediğimde sonuna sadece bir iğne harfi ekliyorum ve başındaki der artikelini ise di artikeline dönüştürüyorum. De arzt, di arztin doktor, de polizist, di polizistin polis, de pilot, di pilotin pilot. Yani meslekleri söylerken kadın ve erkek olarak ayırmak zorundayız. Der Aştekt, di aştektin, mimar, der koh, di köşin, aşçı, der anwalt, di anveltin. Bakın hem sonuna iğne takısı geliyor. Başındaki der artikeli, burada gördüğümüz der artikeli, di artikeline dönüşüyor. Ve bazen de a üzeri iki nokta. Ne diyorduk bu harfe? A umlaut yani iki e olarak okuyorduk ve bazılarında da o ö'ye dönüşmüş. A yine a umlauta dönüşmüş. Yani ufak farklılıklar oluyor. Der Bäcker, di bekerin fırıncı. Der Verkäufer, di Verkäufer'den satış elemanı. Der Schüler, di şüler'in erkek öğrenci. öğrenciler. Schüler, di şüler'in kız öğrenci. Peki buradaki farklılık Der Schüler dediğimde ilkokul, lise ya da ortaokulda der Schüler ya da die Schüler'in anlamını kullanıyoruz. Yani öğrenci demek istediğimizde der Student, die Studentin dediğimizde de yine öğrenci anlamına geliyor ama tek fark üniversite öğrencisi. Der Student, die Studentin. Der Krankenpfleger, die Krankenschwester. Bakın Schwester aile konumuzdan hatırlayacaksınız. Kız kardeş demekti ama burada aslında hasta bakıcı ve hemşire anlamında kullanıyoruz. Diğer leğe di öğretmen, kadın öğretmen, <laughs> kadın öğretmen, erkek öğretmen. Yani dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Birincisi artikelimiz kadınlarda di artikelini kullanıyoruz erkeklerde der artikelini kullanıyoruz ve mesleği kadın icra ediyorsa sonuna bir iğne takısı ekliyoruz. Evet son sürat devam ediyoruz. Peki mesleklerle bağdaşan bazı fiiller var. Mesela ilk fiilimiz helfen fiil yardım etmek. Kim kime yardım eder? Tabi herkes birbirine yardım etmeli. Ama burada der Krankenpfleger hilft patienten yani hasta bakıcı ya da hemşire de diyebiliriz. Erkeklere de hemşire deniyor bu arada. Hasta bakıcı kime yardım ediyor? Hastalara yardım ediyor. Arbeiten çalışmak anlamına gelen fiilimiz der Pilot arbeitet am Flughafen pilot havalimanında çalışır. Arbeiten fiili. Yani aslında mesleğin aktivitelerini söylemiş oluyoruz. Bakın pişirmek. Der Bäcker backt Brötchen und Berliner. Brötchen böyle küçük küçük ekmekler. Yani bir normal ekmeğin bir küçüğünü düşünün. Brötchen diyoruz ve fırıncı ne yapıyor? Ekmek pişiriyor. Bakın fiili bakt ekmek pişiriyor ve Berlina pişiriyor. Berlina'da yine böyle küçük ekmekler arasında da reçeller oluyor. Şu an birazcık canım çekti galiba. Unterrichten ders vermek. Kim ders verir? Kim öğretir? Öğretmenler. Der Lehrer unterrichtet Schüler. Öğretmen öğrencilere ders verir, ders veriyor. Peki buradaki değer Lehrer Dediğimde erkek mi kadın mı olduğunu nasıl ayırt edeceğim? Sonunda iğne takısı olup olmadığına bakıyorum ve der artikeli olup olmadığına bakıyorum. Değerliha erkek öğretmen. Kochen pişirmek. Di köhün kort spagetti. Aşçı bakın burada di köhün sonunda iğne takısı var ve artikelim di yani kadın aşçı. Spagetti pişiriyor. Malen boyamak ya da resim yapmak anlamına geliyor. Den mala kelimesi hem boyacı anlamına geliyor hem de ressam anlamına geliyor. Burada ressam olarak kullanıyoruz. Den mala malt di vent ressam duvar boyar ya da duvarı boyuyor. Mesleklerle bağdaşan aktiviteleri söylerken neye dikkat etmem gerekiyor? Kadın mı, erkek mi olduğunu belirtmem gerekiyor. Ve mesleğin ne yaptığını söylerken fiilime dikkat etmem gerekiyor. Son sürat devam ediyoruz. Wo. Ve fragınlardan wo sorusu. Nerede anlamına geliyor? Wo. Nerede? Wo arbeitet der Becca. Fırıncı neydi? D, A, -B -K, erkek fırıncı. Fırıncı nerede çalışıyor? Abaytın fiili. Hemen aşağı geliyorum. Fiilimin çekimini öğrenmem lazım. Abaytın fiili. Çalışmak anlamına geliyordu. Ich arbeite, du arbeitest. Bakın düzenli fiillerde ne yapıyorduk? Hangi kuralı uyguluyorduk? Estenten kuralını uyguluyorduk. Abaytın fiilinde yine aynı kuralı uyguluyoruz. Fakat tek bir fazlalıkla tek bir püf noktayla burada ikinci tekil şahısta duğuda arby test derken şu şekilde yazarsam arby yazarsam bakın zaten görünüş itimariyle de pek uygun olmuyor pek hoş durmuyor. O yüzden ne yapıyorum? TST ile arasına bir e kaynaştırma ekliyorum. Hemen şu araya bir e kaynaştırma ekliyorum. Arby test yazıyorum. Er sie es, arbeitet yine aynı burada da aynı şekilde t takısını ekliyorum üçüncü tekil şahısta ama iki t arasına bir e harfi ekliyorum. Sie arbeiten, ihr er, arbeitet. Yine aynı şekilde dikkat edin. Sie arbeiten, sie arbeitet. Peki wo sorusuna cevap verebilmem için benim hangi mesleğin ya da hangi kişinin nerede çalıştığını biliyor olmam lazım. Hemen bilsem süper olur köşeme geldim. Arbeitsorte ya da Arbeitsumfeld yani iş yerleri, çalışılan yer. Im Krankenhaus, hastanede. Başında gördüğünüz şu kelimelerin hepsi birer edat. Yani aslında cümleme DEDA anlamı veriyor. Kelimeme daha çok DEDA anlamı veriyor. Im Krankenhaus, hastanede, im büro, ofiste, auf der Polizeistation, karakolda, in der Bäckerei, fırında, in einem Laden, bir dükkanda, in der Schule, okulda, in der Küche, mutfakta, am Flughafen, havalimanında. Yani meslekleri söylerken çalıştığımız yerleri de belirtebiliyoruz. Ama hangi sorunun karşılığında Wo sorusunun nerede sorusunun karşılığında. Hemen örneğimize tekrardan dönelim. Wo arbeitet der Bäcker fırıncı nerede çalışıyor? Der Bäcker öznemi hemen başa alıyorum. Der Bäcker arbeitet in der Bäckerei. Yani fırıncı fırında çalışıyor. Peki dikkat edin öznemi başa aldım. Düz bir cümlede yani basit bir cümlede her zaman ikinci pozisyona fiilim geliyor. Kime göre çekimliyorum? Özneme göre çekimliyorum. Öznem do olabilir, erziyes olabilir, via olabilir. Çekimimi özneye göre yapıyorum ve fiilimi her zaman ikinci pozisyona getiriyorum. Peki, wo arbeitet der Lehrer? Öğretmen nerede çalışıyor? Hemen öznemi en başa getirdim ve nerede çalışıyor? Arbeitet fiilimi de ekledim. Nerede çalıştığını sormam gerekiyor, bulmam gerekiyor daha doğrusu. Hemen bakıyorum. Okulda çalışıyor öğretmen. In der Schule. In der Schule. Öğretmen okulda çalışıyor. Hatta bunları not alırsanız yararınıza olacaktır. Wo arbeitet der Krankenpfleger? Hasta bakıcı nerede çalışıyor? Hastanede çalışıyor. Ne yapıyorum? Özne mi getiriyorum? Krankenpfleger. Ne, ne, getirmem gerekiyor özneden sonra? Fiilimi getirmem gerekiyor. Arbeitet nerede çalışıyor? Wo nerede çalışıyor? Im Krankenhaus. Arbeitet im Krankenhaus. Hasta bakıcı hastanede çalışıyor. Wo arbeitet der Koch? Şimdi şurada şöyle bir değişiklik yapalım. Der Koch dediğimde aşçı. Peki cinsiyeti ne? der. Başında der artikeli var. Yani bir erkek aşçıdan bahsediyorum. Peki ben der koh yerine erkekler için kullanılan kişi zamirim neydi? Er. Kadınlar için ise zi. Yani ben der koh yerine er de diyebilirim. Wo arbeitet der koh? Der koh ya da er. Arbeitet. Nerede çalışıyor? In der Küşe mutfakta çalışıyor. Der Koch arbeitet in der Küche. Yani aslında aklıma kazımam gereken nokta iş yerleri ve arbeiten fiilinin çekimi. Tabii ki wo sorusunun da ne anlama geldiğini Unutmuyoruz. Evet son sürat dersimize devam edelim. Mesleklerin isimlerini öğrendik. Kadın erkek olarak ayrıldığını da öğrendik. Peki bir kişiye mesleğini nasıl soracağız? İki farklı şekilde soruyoruz. Aslında ikiye ayırıyoruz. Formal, resmi, informal, gayri resmi yani samimi bir dille sorabiliyoruz. Örneğin karşımızda bir e, büyüğümüz var, bir müdürümüz var, bir öğretmenimiz var ve mesleğini soracağız. Örneğin karşımızda bizden yaşça büyük birisi var. Bizim ona siz diye hitap etmemiz gerekir. Yani mesleğini sorarken sizli bir kalıpla sormalıyız. Peki nasıl soracağız? Was sind Sie von Beruf? Sizin mesleğiniz nedir? Was machen Sie beruflich? Yine aynı anlama geliyor. Sizin mesleğiniz nedir? Meslek olarak ne yapıyorsunuz? Was ist Ihr Beruf? Sizin mesleğiniz nedir? Yani ben resmi olarak samimi olmadan üç farklı kalıp cümleyle karşımdaki kişiye mesleğini sorabilirim. Peki karşımdaki kişiyle aramızda bir samimiyet var. Nasıl soracağım? Was bist du von Beruf? Bakın du senli bir hitap var. Burada ise zi s'si büyük yani kibar zi sizli bizli bir hitap var. Was bist du von Beruf? Senin mesleğin nedir? Was machst du beruflich? Meslek olarak ne yapıyorsun? Mesleğin nedir? Was ist dein beruf? Senin mesleğin nedir? Her iki kalıpta da yani hem samimi sorularda hem resmi sorularda aynı cevabı veriyorum. Aynı kalıbı kullanıyorum. Ich bin krankenschwester. Ben hemşireyim. Ya da ich arbeite als krankenschwester. Buradaki als cümleye şu anlamı veriyor. Hemşire olarak çalışıyorum. Olarak. Hemşire olarak. Üstteki cümlede ich bin Krankenschwester. Ben hemşireyim. Ich arbeite als Krankenschwester. Ben hemşire olarak çalışıyorum. Peki diyelim ki bir arkadaşımıza ya da yeni tanıştığımız birisine mesleği ile ilgili sorular sormak istiyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Was ist dein Vater von Beruf? Kimin mesleğini sormuşum? Dein fata senin babanın mesleği nedir? Nasıl cevap vereceğim? Senin demiş. Benim de benim demem gerekiyor. Mein Vater von Beruf ist Arzt. Ya da kısaca Mein Vater ist Arzt diyebilirim. Aynı üstteki cümleye bakın. Ich bin Krankenschwester. Mein Vater ist Arzt. Mein Vater ist Arzt. Was ist deine Schwester von Beruf? Ne diyeceğim? Deine Schwester benim demem lazım. Meine Schwester ist şülerin. Benim kız kardeşim öğrenci. Sonuçta öğrencilik de bir meslek öyle değil mi? Was ist Nikos Mutafon Beruf? Nikon'un Nikos. Nikon'un annesinin Mesleği nedir? Nedir? Diyelim ki aşçı olsun. Ben Nikos muta yerine zi kullanabilirim. Zi ist. Muta'nın artikeli neydi? Di ve üçüncü tekil şahıslardan ben kadınlar için neyi kullanıyorum? Zi'yi kullanıyorum. Zi ist. Aşçı ne demekti acaba? Aşçı köhin Zi ist Köchen. Aşçı o, aşçı. Nikos muta est. Kürchen. Yani her iki şekilde de cümlemi yazabilirim. Evet, sanırım Almancanın en kolay konularından bir tanesi de meslekler. Çünkü sadece mesleklerin ismini bilmemiz gerekiyor ve karşımızdaki kişiye nasıl mesleğini sormamızı bilmemiz gerekiyor ve cevap vermemiz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra meslekler konusunu tamamıyla bitirmiş olacaksınız. O zaman son sürat ödüllü sorumuza geçelim. Was bedeutet diese Wörter auf Turkish? Burada gördüğümüz üç kelimenin Türkçe anlamı nedir? Der Hausmann, der Dolmeça, der Tierarzt. Bu üç kelimeyi ne yapıyoruz? Araştırıyoruz, Türkçesini buluyoruz. Kadın mı erkek mi onu ayırt ediyoruz. Ve ne yapıyoruz? Yorumları eklemeyi unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.